Mide de diyelim ki gastrit, hı hı. reflü, ülser, pangas. Bir buçuk iki ay. en fazla. Kişi nereden bilecek bağırsak mantarı olduğunu yaşadığını? E, tabii mide çok kolay endoskopi yaptırır ve sevresi de. Evet. Şimdi bağırsan da mantar varsa ne olacak? Ne olacak? İşte orada bir problem var. Dünyada 10 milyon doktor var tahmini. Evet. Öyle düşünelim. Bunlardan onu dahi bu problemi çözemedi. <laughs> Çözülmedi. Neden? Mantar teşhis edilemiyor. Neden? Mantarı futbol topu kadar düşünün. Evet. Bakteri portakal kadar, böyle yumruk kadar düşünün. Tamam. Virüsü de misket kadar. Evet. Bağırsaklarda kalecinin arkasındaki file gibi filtreler var. Hı hı. Virüs denen kanallar. Bu kanallar da portakal büyüklüğündeki bakteri geçer. Kana karışır. Virüsler. Misket geçer. büyüklüğündeki virüs kana karışır. Evet. Kan tahlilinde bakteri veya virüs varsa teşhis edilir. Mantar teşhis edilemez. Neden? Çünkü geçmez, kana karışmaz. Hmm. Zaten eğer ki mantar kana karışmış olsa ne olur? Sepsis. Yani kan zehirlenmesinde kişi en fazla 10 gün yaşar. 10 gün içinde ölür. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yeni bir hastalık hızla yayılıyor. Neden? Kimyasal ilaç kullanma, abur cubur yeme, fast food tarzı beslenme. Hmm. İşte... Her şeyde kimya var. Hı hı. Bunlardan dolayı besinlerden vitamin, mineral, enzim, bağırsaklar ememediği için sürekli beyne sinyal gidiyor. Hücreleri beslenemiyor. Evet. Hücreleri askere benzetelim. Beyni de genelkurmay başkanına. Hadi bakalım. <laughs> Herkes telefon ediyor yukarıdan. Diyorlar ki genel kurmaya, ya Komutanın bir sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı var yemek yok. Yani genelkurmay da emrediyor. Diyor ki gönderin yemek gönderin. Yolları açın. Trafik tıkanmış. Hı hı. Ne olur? Bağırsakların permelitet kat sayısı açılıyor. Büyür. Hı hı. Büyürse açılırsa besinler geçsin diye ne olur? Mantarlar da geçmeye başlar. Geçerse ne olur? Öldü bitti. Sepsis kan sorun zehirlenmesi sorun hiçbir zaman düzelmiyor. yani Aksine daha fazla tabii, tabii. ve farklı yollardan da sepsiz, yayılmaya başlıyor. Mantar kana karışırsa ölüm demek. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen sene 18 bin kişi bundan ölmüştür. 18 bin kişi sepsiz, Hızla yayılıyor. Yanlış beslenme. Çünkü fast food tarzı besleniyor onlar. Evet. Ülkemizde de bu tarz beslenme hızla yayılıyor. Amerikan tarzı beslenme, kolay da hamburgerde, cheeseburgerde vesaire. Evet. Ne oldu? Besin yok. O içi boş. Hamburger, cheeseburgerde vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok. Yok yok yok. Bizim Türk mutfağının kaç bin yıllık bilinen Türk mutfağı 18.013 yıllık. <laughs> Nereden 18 biliyoruz? 18.013 yıllık. Nereden biliyoruz? Nereden bu kadar net biliyorsunuz? Evet biliyorum. <laughs> Nereden biliyorsunuz bu kadar? Şimdi Türkmenistan'ın baş şehri Akşabat'ın evet. hemen yanı başında bir köy çıktı, bulundu. Evet. Milattan önce 16 bin yılında kurulmuş bir medeniyet ortaya çıktı. Anavu. Anavu medeniyet. Evet. Türklerin dünyada kurmuş olduğu en eski medeniyettir. Adamlar o zaman yani bugünkü ziraatla, hmm. tarımla uğraşıldığı gibi her şeyi kullanmışlar. Hayvancılık, tarımla uğraşmışlar. M.Ö. Hmm. 16 bin yılda. Dünyanın en eski medeniyetini kurmuşlar. Evet. Yani Türk tarihi artık... ruh böyle olsa gerek. Evet. Bir, bin yıl, 2000 yıl değil. Oğuzhan'la başlamıyor. Evet milattan önce 16 bin yılda başlıyor. Çok çünkü geri 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 evet. evet. Şimdi Türk tarihi 18 bin 13 yıllık bir tarihimiz var. Şimdi yeni bilgilere göre. Evet. Bu daha da ileri gider inşallah. Belki Bakalım. de gider yani. Dünyanın en eski, en kültürlü, en köklü milletiz. Hı -hı. Orada ortaya çıkan çanak çölmeklerden Türklerin yemesi, içmesinin Hı -hı. efendim mutfağının zengin yani çorbasının bu. her şeyini var. Yani çorba evet, o zamandan beri var. Için. Yeni bir şey değil yani. Yeni bir bilgi değil. Yani bizim bir derin bir mutfak kültürümüz, beslenme kültürümüz var. Hı hı. Biz ne yaptık? Bunu attık çöpe. Hadi Amerikan. <laughs> her şey Amerika, her şey Amerika. Yani, Modaya uyduk ve kendimizi zehirliyoruz. Bugün anneler, babalar, çocuklarını McDonald's yapardı şey, evet. fast food tarzı evet. yerlere götürmek <laughs> <Duymadık>. zorundalar. <laughs> Biz duymadık, evet. Fast food. Evet. Olan yere götürmek çocuğu çocuğunu çünkü reklam, reklam, reklam etkisinde hı hı. kalıyor. Kendi aslında çocuğunu zehirli farkına varmıyor. Hatta bir dostum Almanya'dan geldi. Çocuğunu Türk lokantasına götürmüyor da. Diyor ki burada fast food tarzı yiyecek içecek nerede satılıyor. Allah'ım mesela dedim ki ya zaten oradan geliyorsun. Çocuğunu çok çok zehirledin. Biraz da Türk mutfağını. Biraz Türk temizle azıcık. Biraz Türk mutfağını <laughs> he, Türk lokantasına götür. Hı hı. Aa Çocukları bırakamıyor. Alışmış. Benim bir tanıdığım dostum var. Hı hı. Bunun arabasının arkasında... 3-4 ko kola. Dedim ki ne? Ne bu? Diyor ki ben vazgeçemiyorum. Bu benim hayat iksirim. E kanım bozulur. Bozuldu zaten diyor. Sürekli kontrole gidiyor. Değil mi? yapılan araştırmalarda İbrahim Bey e, bir bardak kola içtiğiniz zaman 36 e, su bardağı su içmek lazımmış vücuttan atabilmek evet. için. Düşünün bir de otuz, koli koli 35 gram şeker içeriyor. Ya. Çok çok tehlikeli. Mesela Almanya'da benim bir tanıdım aşırı kola içmekten hı hı. Kanı bozuldu. 6 ay hastanede tedavi gördü. Adam kendine gelebilmesi için 6 ay özel tedaviden geçti. Evet. Yani biz maalesef ne yapıyoruz? Yanlış yapıyoruz. İnşallah yanlıştan döner. Evet. Zayıflamak mümkün. Hı hı. Ee, alerjiye yakalanıyorsa kişi bağırsanda mantardan kurtulması gerek. Nasıl kurtulacak? Mantardan. Evet. İşte bununla ilgili aloe vera jel diye biz bir yani formül geliştirdik. Aloe vera jel. Bu bildiğimiz aloe veranın, ben bununla ilgili 19 yıl çalıştım. 19 yıl çalıştım ama sonunda başardım. 19 yıl deneyler yaptım. Evet. Almanya'da Bu tanıdım. Bu arada ben de kullandım. Hakikaten memnun kaldım. Evet. Ayrıca evet. Kesinlikle. Yavaş yavaş.